Aylin Hanım, istediğiniz dosyaları getirdim. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ben de metni hazırladım sayenizde. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne zaman ihtiyacın olursa, bir yerde takılırsan bana sorabilirsin. Tamam. Kolay gelsin. Sanemciğim, Emre'yi gördün mü? Emre Bey az önce çıktı. Çok güzel ya. Sözde o toplantıya birlikte gidecektik. Dediğim gibi Sanem, benimle bu şirkette çalışmak isteyenlerin sayısı sıfır. Neyse, kendi kaybeder. Emre Bey'le aranızda bir problem yok gibi görünüyordu. Ben üzüldüm. Çünkü ben profesyonelim Sanemciğim. Ben duygularımı işime karıştırıyor olsaydım... ...şu anda karşında hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Aylin Hanım, neler söylüyorsunuz? Benim yaşadıklarımı yaşasan anlardın. Ben bu şirketten haksız yere kovuldum. Yetmedi, nişanlım arkamda bile durmadı. Aziz Bey'in bir lafıyla beni terk etti. Tam sevdiğim adamla hak ettiğim yerdeyim. Mutlu olacağım derken... ...hayatın seni nelerle sınayacağı hiç belli olmuyor. Ben sizin için ne yapabilirim peki? Hiçbir şey. Benim bu ruh halim, gelgitlerim falan böyle genelde içimde çözdüğüm durumlar. Aramızda kalırsa sevinirim. Tabii ki. Ben kimseye söylemem. Ben size çay getireyim mi? Ya da kahve, ne içersiniz? Yok, teşekkürler, zahmet etme. Aslında sıcak bir şey iyi gelir. Tamam, bir çay alırım o zaman. Tamam. Hemen getiriyorum. Yanaşabileceğini ya zannettim. Ya sen oradan buradan çıkıyorsun. Ben de bir kere yapayım dedim. Arkanda da gözüm var benim. Bakayım. Çok işte. Teşekkür ederim. Ya bize böyle ne oluyor sence? Ha? Fikrin var mı? Böyle habire... ajanstan gizli gizli böyle liseli aşıklar gibi kaçıyoruz falan. Buradayız, parkta buluşuyoruz. Ne düşünüyorsun bizle ilgili? He? Yani sen parkta buluşalım diye mesaj atınca benim kalbim yerinden çıkacaktı. Öyle olacaktı? Evet. Kalbim önünde güvenli yerde ya, bir şey olmaz. Sana bir hediyem var. Hadi canım. Evet. Hep sen mi sürpriz yapacaksın? Bunu ben yaptım deme. Sen origami de mi yapıyorsun? Hobi. Hobi? Evet. Peki neden kelebek? Çünkü seni görünce içimde binlercesi uçuyor. Hediyem oldu ya. Telefon. Deren Hanım. Ya. Deren Hanım arıyor. Can. Ya. Can biz. Ya. Deren. Alo Deren Hanım. Şuradayım. Buradayım. Bir oradayım bir buradayım. Aa, tamam. Tamam geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Deren Hanım aradı. Bir metin yazdıracaklarmış bana. Ajans da 2 dakika bensiz duramıyor. Yani sensiz 2 dakika duramam ama bende de olan bir problem. Bende de var aynı sıkıntı. Gidelim mi o zaman? Gidelim. El ele miyiz peki? El ele. Evet, evet, tabii ki iyi olacak. Cece, sana görev verdim. Niye duruyorsun burada? Yolun önü kesilecekti. Kesildi mi? O izin alındı mı? Ben gideyim, onu halledeyim. Sanem, şirkette ne dedim ben sana? İşinin başında duracaksın. Her şeyiyle ilgileneceksin bak. Mesela ışığı doğru yerde mi duruyor? Ondan sonra çok üzülürsün. Hiçbir şey istediğin gibi olmaz. Işık doğru yerde durmuyor. Işık niye orada duruyor? O ışık ne saçma bir yerde? Can, oyuncular nerede? Bir saat içinde gelmiş olurlar. Tamam, şahanesin.
edeceğiz bunu burada şimdi biz? Arkadaşlar o işin yeri doğru değil. Selçuk abi yok mu? Bir baksın. Değil değil mi? Değil. Işığın yeri doğru değil arkadaşlar. Yanlış yere ışık koyuyorsunuz. Merhaba Can. Nihat Bey, Mevkul Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz esas Can Bey evladım. Yemekleriniz için çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Ne demek? Sanem. Sanem çocuğum bir gelsene. Bir şey konuşacağız. Yemekle ilgili bir sorun var da. Anneciğim, ışık ayarı yapıyorum ben burada ama. Yapmazsam olmaz. Yani ilgilenmezsem yanlış yere kurulacak ışık. Sanem. Ne yapıyorsun? Can Bey. Ha. Işık ayarına bakıyorum işte. Tamam abartma istersen. Ben hallederim ışığı falan filan. Sen git annenle konuş hadi. Ama Can Bey. Sanem. Can Bey. Hadi Sanem. Hadi, hadi. Hadi canım, hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Işık devrilsin, sorarım size. Bir şey olmaz, hadi bakalım. Gel buraya, gel. Beni çıldırtma, çabuk söyle bu kadar parayı nereden buldun? Anne, baba. Ya Ayhan söyledi ya işte. Avans aldım. Çocuğum, benimle dalga geçme. Hangi şirket yeni başlayan getir götürücüye bu kadar para verir? Kızım, bak bizimle her şeyi konuşabilirsin, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ki nasıl para verdiler ya. Ya senelerdir ablam orada çalışıyor. Belki o yüzden vermişlerdir. Sanem, dellendirme beni. Belkiyle bu kadar avans mı alınır? Annen haklı bu sefer kızım. Kusura bakma ama ben annenin tarafındayım. Anne niye bu kadar üstüme geliyorsun? Yani babamın 40 yıllık emeği var o dükkanda. Geri alınacak zannettim. Ödüm koptu. Ben de şansımı deneyeyim dedim. Verdiler işte bu kadar. Tamam kızım iyi yaptın. İyi yaptın ama bunu benimle konuşabilirdin. Hani benle konuşmuyor madem annenle konuşsaydın kızım. Konuşamadım işte. Sanem. Sanem bir gelip ışığa bakar mısın? Bir ilgilen istersen bu iş senin işin neticede. Sizin yüzünüzden azar işiteceğim işte. Anneciğim sorun yok üzülme. İyi. Madem sen öyle diyorsun kızım. Kalpten öldüm bugün ben biliyor musun? Sanem. Allah Allah. Ne biçim patron bu? Sana niye böyle yüksek sesle konuşuyor bu? Patron tayfası hep böyle. Ben şirkette neler yaşıyorum bir bilseniz. Şuna bak. Görsen bebek yüzlü ama. Sanem. Buyurun. Ay, çok sıkıldım. Daha oyuncuların gelmesine bir saat var. Burası senin mahallen, sen bilirsin. Acaba burada böyle gezip görebileceğim nereler var? Burada. Burası böyle dümdüz mahalle zaten. Gezecek bir yer yok yani. Hı. Tamam, buradan hepsi görünüyor o zaman. Aslında benim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Birazcık plaza yaşamından çıkıp mahalle hayatını gözlemlemek. Dedikodu istiyorsunuz yani. Tamam. Melahat abla var. Ben ona yönlendireyim sizi. Tamam. En güncel bilgiler onda. Buyurun. Kim kiminle, nerede, nasıl? Melahat abla hepsini biliyor. Melahat abla. Uzun bacak geldi. Aylin Hanım. Ay. Melahat abla. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Canım, hoş siz o zaman takılın. Heh. Sana emanet. Ha, bana, bana. Ne var ne yok, sil süpür anlat. Anlatırım. Sen hadi hadi görüşürüz. Sana güveniyorum. Tamam, bu sokak. Nihayet buldun beni. Yok yani. Gel gel kuytuya geçelim kimse görmesin. Şey navigasyondan zor olmadı. Ya ben seni uzaktan kesip duruyorum şimdi. Anan orada, baban orada, ekip orada, herkes orada. Dayanamadım Yusuf'un tenhaya çarptım abi. Valla ben de dayanamıyorum hiç. Ya sen ne güzel kokuyorsun ya. Şu yaptığın kuru parfümlerden bana da mı versen ben böyle arada koklarım onları falan böyle özlem bir giderim ne dersin? Bence sen de çok güzel kokuyorsun. Yani senin parfümünü yapmaya çalıştım ama beceremedim. Çünkü hiç kimse sen gibi kokmuyor. Ha şu C yazanlar. Aynen. Aslında sen yetenekli kızsın. Bence şöyle bir sağlam içine çeksen kokumu birebir aynısını yapabilirsin bence. Ben şu anda çok eridim. Hmm. Çıkalım mı? Tamam, çıkalım.
Ben çıkalım ama şey... ikimiz birden çıkmayalım. Yani önlü arkalı çıkalım. Tamam, önlü arkalı. Yalnız bu gizlilik meselesi benim çok canımı sıkmaya başladı. Sırf senin aşkından katlanıyorum. Haberin olsun. Tamam, telafi edeceğim, söz veririm. Telafi derken ilgimi çekti bu konu. Of, ben ağzıma ne geliyorsa söylüyorum şu anda. Ben o zaman önden çıkayım, sen arkamdan gelirsin. Gelirim. Tamam, hadi bakalım. Nihat. Sen bakkala geç, plana uygun davranalım. Tamam, İnşallah. Tamam, sizin canınız sıkılmaz. Meyko, benim bakkalda işim var. Evet, tamam. Sağ ol. Nihat. Hadi, dikkat edin kendinize. Bir şey olursa ben buraya... Sen gelsene çocuğum buraya. Tutsana. Gelmesem anne. Gel, 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 gel. Gel. Gurur duyuyoruz çocuğum biz seninle. Teşekkür ederim. Al bakın bunu da, koy cebine. Anne. İtiraz istemem. Bir daha da bizden gizli iş yapmak yok. Al şunu. Konu kapanmıştır. Tamam. Heh, koydum. 80'ler için bunları bulabildim depodan. Malum bütçe. Nasıl, içine siniyor mu? Tamam, idare eder. Ama sen kolye falan beze, tamam mı? 80'ler sonuçta, abartabilirsin. Oyuncular gelsin, seçeriz birlikte. Aynen, hadi bakalım. Güveniyorum size. Sanem, bu reklam dünyası pek renkli değil mi? Evet, çok renkli. Can Bey de tam ortasında bu dünyanın. Can Bey, hiç alakası yok bu dünyalarla. Doğallıktan yana Can Bey. Doğallıktan yana? Evet. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Bacaklı zevresi ne yapıyor onunla, duruyor mu? O uzun bacaklıdan ayrıldı biliyor musun? Yani doğal kadınlardan hoşlandığını düşünüyorum. Benim tahminim. Vallahi bana pek öyle gelmedi ya. Böyle çapkın, böyle bir güvenilmez bir hali var. Böyle sanki güzel kız meraklısı da böyle elini sallasa da elini seçilsinden gibi. Yok. Can Bey'in hiç alakası yok. Yani Emre Bey'den bahsediyor olsaydık sana hak verirdim. Ne yapacağı belli olmaz onun çünkü ama... Can Bey 4 tane kadın önünde çıplak dizilse dönüp bakmaz. O kadar eminim. Doğallık seviyor adam. Natürellik. Onların peşinde. 4 diyorsun. 4 dörtlük maşallah bacaklılarla. Şu an sükun etti. Karşıdan geliyor sanki buralara doğru. Maşallah. Saçmalama Salim, çekim başlayacak birazdan. Hani her şey benim hayal ettiğim gibi olacak da sözleşmede öyle yazıyor. Bu kızlar reklam filminde oynayamaz diyorum. Neden? Çünkü uzunlar. Manken oldukları çok belli. Mahalleden çıkmış gibi durmuyorlar. Burada yaşamış gibi görünmüyorlar. Olmaz diyorum size. Salim. Olmaz. I am Bas. Yes, I am Bas. I am JJ. Say my name. Say my name altogether. J yes. Yeah. Yo, Beto. Beto. Yeah. Ayhan, bir gelebilir misin? Ya bizim boy standardımız belli ya. Bizim mahalleden çıkacak kas belli yani. Baksana. Bak. Ayhan'a bak. Bak bak şu kızlara bak. Yani bizim standardımız belli. Sanem. Efendim Can Bey, efendim. Bunlar senin seçtiğin oyuncular. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanem, bu kastı sen seçtin. Nasıl ben seçtim ya? Ben fotoğrafa baktım, masum, güzelce kızlardı bunlar. Ne bileyim ben? Ben nereden bileyim fotoğrafın altı metrelerce uzuyor? Nereden bilebilirim? O zaman bir zahmet kataloğun altında okusaydın. Kızcağızların resminin altında boyu, posu, her şeyi var. Tamam, bitti. Bugün bu çekimi bitiriyoruz. Çok büyük bir aksaklık olmadığı sürece ekipçe bir an evvel çekip evimize gitmek istiyoruz. Kate, your friend, you know, ha? Ne? İş konuşuyoruz Ayhan. Şimdi benim iş yerimde neden böyle şey yapıyorsun? Bu işsel mevzular konuşuyoruz. Salim çağırdı beni de. Tam Salim çağırdıysa oraya git. Niye buraya geliyorsun? Aa. Benim gerçekten hayallerimi yıktınız. Başka bir şey yok. Kıskandım falan düşünüyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Arabaya bile sığmayacaklar. İş yürümeyecek. Derdim o.
çok şımardın ama artık sen. JJ. What? Bir an what dedim. Özür dilerim. İngilizce çünkü burada şey yapıyordum. Oyuncularımızın saça makyajı alalım. Ayhan benimle gel. Tabii. Hızlandıralım. Ne oldu? Dört tane kız bulabilir misin mahalleden? Buluruz tabii. Hemen bulurum. Ne tamam. Oldu? Şöyle bir plan yapacağız şimdi. Yürü. Melahat ablacığım, bak bu kızlar beni günah sokacaklar birazdan. Bunları perişan et, tamam mı? Saçları maçları al, öne al. Perişan et ya. Daha bir şey söylemiyorum işte sana. Anladım ben, sen merak etme. Çocuk oyuncağı. Bu senin hikayen. Sen ne istersen olacak. 80'li yıllar olacak. Mavi farlar girsin, yeşil rujlar çıksın, tamam mı? Çamura bula ya. Daha da bir şey söylemiyorum. Sen hadi merak sen etme. De. Halledeceğim ben hepsini. Halledeceğim seni ben. Sen hadi. Pek de Can güzel. Bey. Maşallah. Her şey kontrol altında. Tamam. Nereden başlasam sana? Ben yapabileceğimden emin değilim. Hayır, fokuslan diyorum. Yeterince detaylara dikkat etmiyorsun Sanem. Sanem Hanım, bu bavullar olur mu? Olur CC Bey. Beğendim. Peki. CC niye atıyorsun kiralık bavulları? Ağır ama ne yapayım, hep taşıyayım mı böyle ben? Attım ya yavaşça. Daha güzelleri var onun, daha retrosu var. Ben bakacağım şimdi. Gel benimle CC. Can Bey de geliyor, gidelim. Evet gidelim. Bir yemek arasında sahilde buluşalım mı bizim kayalıklarda? Olur. Olur mu? Görüyor musun Nihat? Görüyorum, görüyorum Mevkübem. Hiç merak etme, sıra bende. Sen bana bırak. Sanem! Efendim babacığım. Bir dakika gelebilir misin kızım? Canım çok sıkkın Sanem. Yani hiç yakışıyor mu Can Bey'e böyle mahallemizi bu hale getirmek? Her kızlarla eğlenmek istiyorsa gitsin başka yerde eğlensin. Ay. Yanlış aldın herhalde baba. Kızlar iş için geldi buraya. Keyfi değil ki. Vallahi ben onu bilmem. Onlardan biriyle böyle bir sarmaş dolaş gördüm. Böyle gördüm hatta yani. Can Bey'i. Evet, kesinlikle o. Sanırım ama o. O. Bence sen yanlış anlamış olabilirsin. Hiç de yanlış anlamadım. Yani gözümden düştü Can Bey'e. Söyleyeyim yani. Olmaz ki böyle ya. Burası bir mahalle. Allah Allah. Bence sen de arana biraz mesafe koy. Sana diyorum, biraz arana mesafe koy. Ben hep mesafeliyim, patronum sonuçta. Ya bak ne kadar güzel söylüyorsun. Patronun, patronunla aranda her zaman bir mesafe olmalı. Öyle değil mi? Sana diyorum, patronunla aranda bir mesafe olmalı. Neden? Çünkü burası senin doğup büyüdüğün mahalle. Senin biraz hassas olman lazım. Tabii ki babacığım, ben suratına bile bakmıyorum ya. Yanından bile geçmiyorum gerekmedikçe. Keşke o kızları da buraya hiç getirmeseydi. Giderler babacığım, merak etme. Giderler. Çocuğum sen demedin mi bana 80'ler öyle kabarık mabarık yaptık işte. Ay rezil olduk. Beyin kalamasını kırıyor şimdi. Maşvele girdiniz acaba. Aşk olsun Melahat Hanım. Ne yapacağız şimdi hiç bilmiyorum. İçimden bir ses, bu işte senin parmağın var diyor. Can Bey buna parmak mı dayanır? Yani kepçe lazım bunun için. Gitti kızların saçları. Çekim iptal. Kızlar da iptal, ben de iptal. Bu işi neden bırakmıyorum diye düşündüğüm anlardan birini yaşıyorum şu anda. Sakin ol Deren. Bence Sanem'in fikri vardır. Değil mi Sanem? Ben mahalleden bir de şirketten birkaç kişi oynatabilir miyim? Yalnız saç, makyaj, kıyafetler falan hepsi aynı olacak böyle kabarık, abartılı. Tamam merak etmeyin ben de. Tamam git mahalleye. Hangi arkadaşını oynatmak istiyorsan buraya getir. Ajansan da kimi oynatmak istiyorsan herkes oynamak zorunda. Sorarlarsa Deren Hanım öyle söyledi dersin. Kimi istiyorsan. Evet. Mevkübe Hanım, Nihat Bey nasıl keyifler?
İyi, sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Çok sağ olun efendim. Sanem'le gurur diyorsunuzdur herhalde. Duyuyoruz, duyuyoruz. Kıymetini de çok iyi biliyoruz Can Bey. Bizim kızımızın bir kere dünyada eşi benzeri yok. Ha, kıymetini bilmeyen, değerini anlamayan da kendi kaybeder. Çok haklısınız. Bence de Sanem gibisi yok. Yani en azından ben görmedim. Ben içeriden bir gazoz alabilir miyim? Tabii tabii. Buyurun. Sağ olun. Odanı seviyor acaba Sanem'i? Belki ben nereden bileyim seviyor mu, sevmiyor mu? Bu gençlere akıl sır ermiyor ki. Sanem'i mi sorsak? Ha? Ne sorsak Sanem'e? Nasıl böyle mahallenin medarı iftiharı, böyle aklı başında, akıllı, başarılı bir çocuk olduğu şey itmek açısından şey. Bavulları verelim oyuncularımıza. Kamera kayda girsin. Çabuk. Kayda girelim. Hadi. 3, 2, 1 oyun. Nasıl da büyüdü kerata. Evet.